Erden o dönemde AKP kurucularından Ertuğrul Yalçınbayır'a dönelim hemen. Sayın Yalçınbayır, merhabalar. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Siz de o dönemi çok net ifadelerle zaten belirtiyorsunuz. Özellikle üstüne durduğunuz gizlilik kararının halen kaldırılmadığını bunu vurguluyorsunuz. Ve dolayısıyla işte vatandaşların gerçekleri öğrenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyorsunuz. Kamuoyuna yansıması gerektiğini o dönemdeki konuşmaların. Ve tabii Sayın Baykal'ın da etkileyici tespitleri olduğunu konuşmasında bunların ortaya çıkmasına vurgu yapıyorsunuz. Ve tabii şu sözünüz var: Tayyip Bey'in sözü yerine Deniz Bey'in sözü dikkate alınmıştır. Gizli tutanaklarda önemli hususlar var. Ve o güne dair işte toplantılar olduğu, sizin bir röportajınızda çok ayrıntılı bir şekilde yer vermişsiniz zaten. Neden hala gizlilik devam ediyor? Bunun genel kuruluna gelmesi gerekmiyor muydu bu tarihe kadar? Ayrıca tabii o dönemde CHP ve bazı AKP'lilerin de direndiğini ve engellediğini de tekrar altını çizelim. Buyurunuz. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de demokrasinin vardığı seviyeyi gösteriyor. Demokrasi, açıklık, şeffaflık, bilgi edinme, katılım ve denetim rejimi, kalite rejimi. Şimdi bakıldığında bu toplantı kapalı oturumda yapıldı. Evet. Kapalı oturumda tutanaklar, tutanak özetleri, nelerin konuşulduğu gizli. Gizli olunca bunların yayınlanması yasak. Hatta kimin ne oy verdiği, kimlerin ne konuştuğu belli değil. Bununla ilgili meclis iş tüzüğü 10 yıl geçtikten sonra bunların yayınlanabileceğini emrediyor. Yayınlanır dese yayınlanırdı. Yayınlanabilir demek suretiyle bir takdir bırakıyor. Daha önce bunların veya daha sonra yayınlanması genel kurulun kararına bağlı. Genel kurul nasıl karar verecek? Danışma kurulu teklif edecek. O şekilde işaret oyuyla karar verecek ve bu toplantı tutanakları açıklanır. Şimdi bakın, şu anda bugün CHP grubunun yapması gereken danışma meclisini toplantıya çağırmak ve bunun genel kurulda görüşülmesi suretiyle toplantı tutanaklarının açıklanmasına fırsat vermek ve bunu istemektir. Bugün hala demokrasi bu seviyededir. Suriye ile ilgili, Orta Doğu ile ilgili, önümüzdeki günlerle ilgili vatandaşların bilgi edinmelerinin en önemli merhalesi 1 Mart tezkeresi ile ilgili olanlardır. Onların öncesinde de ben yaşadım. Milli Güvenlik Kurulu'nda yaşadım. Parti grubunda yaşadım, birçok yerde yaşadım. O yaşadıklarımın birçoğunu ben anlatamıyorum. Anlatamama nedenim şu kapalı oturumlarda yapılan konuşmaların gizliliğidir. Bunların ben suçtan veya yargılanmadan korkuyor değilim. Bugün 28 Şubat. 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu AK Parti döneminde dördüncü defa bugün toplandı. Bugün Irak'a olası müdahale konusunu görüştü. Bu toplantı öncesi bizim Milli Güvenlik Kurulu'na giren bakanlarla yapılan kısa toplantımız. Bu toplantıda yaşananlar, bu toplantı sonrası Başbakanlık Dışişleri Konusu'nda yapılan konuşma. Ertesi gün 1 Mart sabahı AK Parti grubunda yapılan konuşma, orada genel başkanın eğer bunu reddederseniz hakkımı helal etmem deyişi, ondan sonra meclisteki gizli oturum, daha sonra yine yapılan bir kapalı toplantı parti içinde ve çok önemli 1 Mart'ın akşamı yapılan toplantı sonrası bir çekirdek toplantı ve o toplantı ertesinde, ertesi gün sabah Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın konuşmaları. Bakın, bütün bunlarda açıklık ve şeffaflık olsa,
bir takım kısıtlamalar olmasa Sayın Sezer de konuşmalı. Ben de konuşmalıyım. Abdullah Gül de konuşmalı. Tayyip Erdoğan da konuşmalı. Bu süreç aslında mecliste araştırılması gereken bir süreçtir. Hatta bu Ahmet süreç... Davutoğlu da o dönemde konuşmalı. Tabii yani. Çünkü öncesinde işte hatta bazı toplantılardan bahsediyorsunuz. Şimdi biraz bir şeyleri söylemek istiyorum Sayın Yalçın Bey. Şimdi bir gün önce... 28 Şubat'ta... Evet, bir gün önce bir toplantı oluyor. Çıktık. Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıktık. Evet. Başbakanlıkta Abdullah Gül'ün isteği üzerine Milli Güvenlik Kurulu'na giren bakanlarla bir toplantı yapalım dedi. Benim odamla Abdullah Gül'ün odası yan yana. Ben kendi elemanlarıma oradaki şahinler çıktıktan sonra ben girmek istiyorum dedim. O şahinler çıktıktan sonra ben girerken Sayın Davutoğlu elime sarıldı. Ertuğrul Bey ne olur görüşlerinizde ısrar edin. Abdullah Bey sizin görüşlerinize önem veriyor. Ne olur ısrar edin dedi. İçeriye girdik. Abdullah Gül'le görüştük. O görüşmede biraz sonra Abdülhatif Şener, biraz sonra Mehmet Ali Şahin de geldi. Gece yarısı saat 1'e doğru biz Babacan'ı çağırdık. Ekonomik durumla ilgili bir takım görüş bilgiler aldık. Zaten biliniyordu. Biz maaş ödeyemez duruma düşeceğiz denilmesine rağmen Babacan'ın orada söyledikleri var. Oradan Tayyip Bey'i aradık. Bunun ertelenmesi, geciktirilmesi konularını konuşuyorduk. Ertesi gün görüşülmesin diye düşünüyorduk. Çünkü Amerika ısrarla bunun artık saatli, zamanda giderek zamanın azaldığını belirten konuşmalar yapıyordu. Tırmanan yani, krizin... Yani hani şöyle mi? Hani Ali Babacan dediniz ya işte ekonomiyle ilgili yani eğer hani olursa işte maaşlar ödenemez vesaire deniliyor. Ali Babacan da yok öyle bir şey mi dedi o zaman? Hani durum böyle iki değil. İki sene çok rahatız. Merak etmeyin. Ha. Ama her ihtimale karşı dedi. Emlak vergilerinde %100 artırım ve evet. Motorlu taşıt vergilerinde %100 artırım. Ve biz bunları yaptık. Emlak vergisinde %100, motorlu taşıtlarda %100. Bunlar geçici süreli. Türkiye'de geçici süreli yapılan kanunlar hep kalıcı. Ve bunlar hala kaldı. Ve 15 yılda memurun maaşı ödeniyor. Onu da tekrar bakın, belirtmiş olalım. Bu 1 Mart öncesi sivil toplum örgütlerinin milletvekillerine ulaşmaları, vatandaşların ulaşmaları, milletvekillerine olan etkileri. Ben Milli Güvenlik Kurulu'nda bu tezkere geçmeyecek dediğimde Genelkurmay Başkanı Sayın Özkök dedi. Sayın Yalçın Bayır başa döndük dedi. Bakın ben dedim parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakanım. Milletvekillerinin bu konudaki eğilimlerini biliyorum. Milletvekillerinin büyük bir kısmı buna red verecektir. Ben bunu söylemek zorundayım. Ben red çıkmasından yanayım. Ama benim görevim objektif olarak da söylemektir. Uyarmaktır. Bunları söyledik. Evet. Bakanlar Kurulu'nda o şahin bakanlarla tartıştık. Bütün bunlar kamuoyuna yeterince yansımadı. Onun için bunların araştırılması lazım. Ne araştırma komisyonları kuruluyor? 28 Şubat'ta diğerlere her konularda araştırma komisyonu. Bunu araştıran var mı? Böyle demokrasi olur mu? Bakın, muhalefete de bir öneride bulundunuz biraz önce. Dünyada şu ana kadar belli bir süre içinde 500'ün üzerinde savaş çıktı. Ama iki tarafı tam demokratik olan
ülkeler arasında hiç savaş çıkmadı. Bunları dikkate alın. 1816'dan bu yana dünyada 500'ün üzerinde savaş oldu. İki tarafı demokratik ülke arasında hiç savaş olmadı. Ama demokratik ülke ile demokratik olmayan ülkeler arasında oldu. Evet. Ama iki tarafı demokrasi. Dünyada en önemli hadise demokrasidir. Bunun da en iyi yeşereceği yer kuvvetler ayrılığıdır. En önemli nedeni Türkiye'nin giderek kuvvetler ayrılığından ayrılıp yeni başkanlık sistemidir. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı. Sayın Sezer 2 Mart'ta ne demiştir Sayın Gülen? Kendi aralarında ama ben söylemek durumunda kalacağım. Sayın Gül bir daha tezkerenin görüşülmesini istemiştir. 1 Mart'tan sonra 2 Mart günü Sayın Sezer'i arayarak. Sayın Sezer'in verdiği cevap şudur. Ben anayasanın uygulanmasını gözetmekle yükümlüyüm. Yani kararın parlamento, karar merci meclistir. O sözünü evet, hatırlıyoruz. Parlamento evet. Görevini yapmıştır. Kararını vermiştir. Üzerinden hiçbir neden geç olmadan, süre geçmeden aynı konuyla ilgili benim toplantı yapmam mümkün değildir. Ben anayasanın emrini yerine getirdim. Şimdiki anayasada, değiştirilen anayasada Cumhurbaşkanı'nın anayasayı uygulamakla ilgili görevi var. Gözetme görevi değil. Evet. Neyi isterse yapacak. Peki. Bu tehlikeli gidişi bu vesileyle söylemek istiyorum. Evet. Evet. Asıl iş bir sistem işidir. Yasamaya bırakın, yasama demokratik kararını nitelikli olarak ve vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine, ilgililere görüşerek versin. Niye demokrasi halkın isteği değil? Niye birilerinin Amerika, bakın o süreçte anlatılacak o kadar çok şey var ki. Hepsini bir önümde gün... Amerika'nın milletvekillerine gönderdiği kitapçıklar var. O kitapçıklarda Irak, da zaten korkudan özgürlüğe. Evet. Nasıl o tavır? O kitapta Amerika'nın söyledikleri yapacakları isim meşruiyetiyle ilgili. Evet, süremiz de maalesef işte bakın, el vermiyor. Bugün yaşananlara bakın. Peki, süremiz el verse o kitapçıkta da neler yazdığını ayrıntılarıyla elbette bunun için de bir kuşak ayıracağız ve sizinle de hani ilerleyen süreçte ayrı konuşalım mutlaka. 10 dakika yetmez, Mart ayı da yetmez. Yetmiyor 10 dakikaya. Bunu meclis araştırsın, evet. CHP grubu. Bu gizliliğin kaldırılması peki. için danışma kurulunu toplantıya çağırdım. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz değerli yorumlarınız için. Sağ olun.